Her ne kadar avlanmaya gidiyor gibi görünsem de aslında pazara gidiyorum ve güzel sebze avlamaya gidiyorum. Buldum jalapeno'yu. Başka yok gibi. Çıkış yapıyoruz. Buram benim delik gıdı yok. Delik bura, delik gıdı yok gıdı. Bu antrikotta kiralı olduğu için etin lezzeti de olur. Bu çocuğun tarifler hep tutuyor. Çakal lezzetler başlıyor. Eve geldik. Ya en sevdiğim şeylerden biri şu. O pazarın olduğu gün, o akşam için düşündüğün yemeği yapıyorsun ya. İşte o çok zevkli oluyor. Tıpkı bugün gibi. Burada iki konuğumuz var. Bir, jalapeno. İki, pastırma. Üç, Doritos. Bu da olur, bu da olur. Sen hangisini istersen. Bu tarifte bunu kullanmayı düşünüyorum. Bu Doritos. Niye güldüm söyleyeyim mi? Ya bir tane Bounty, bir tane Snickers, bir tane Doritos Jubun diyor ya. Doritos Jubun'u bunu kastediyormuş adam. Neden? Ne bileyim, peynir mi demek acaba Jubun? Doritos'la 3 ayrı lezzet yaptım. 3 bölümüm var. 3'ünü de farklı tarzlarda yapmaya çalıştım. Ta ilk bir ayancısı bölümlerinde galiba anlatmıştım. Doritoslu tavuk benim mutfağa merak salma yemeğimdir. Çünkü içinde çakallık var. Yani yemeğin içinde kullanmak için bilinmeyen bir ürünü alıyorsun. 90'larda bu tabii. Daha internet yok. Tabii yemek dergileri falan var herhalde annelerimiz ve birbirlerinden öğrendikleri, not olarak yazdıkları tarifler var. Hatta Kentucky Fried Chicken bir tek İstanbul'da vardı. Ben hiç hayatımda Kentucky Fried Chicken yememiştim mesela. Şeyi, bunu akıl edebileceğin, ulan ben bunu Doritos'la yapayım diye bir akıl geliştirebileceğim bir görgüm bile yoktu. Annem Doritos'u kırdı. Bir tavuk yaptı. Aa, benim hayatım değişti o gün ya. Ben böyle... Ya dedim evet, yani evet abi. Hem bu kadar basit, hem bu kadar zor. Çok güzel fikir, çok iyi fikir. O günden sonra böyle ben o zaman buna salça koyayım falan diye böyle salça koyarak çok yaratıcı yemekler yapmaya başladım ortaokuldayken ya da hatta ilkokuldayken. Serüven böyle başladı aslında. Ne abartma. 9 aylık konuşmuş adam var senin karşında. 2 yıl meme emdim. Yemeklerimi yapan çok fazla küçücük çocuk var. Buradan Furkan Can, İbrahim Şeref, Ersin Yanal. Hepinizi öpüyorum burada. Hayattaki her şeyi şaklatabiliyorum. Bunda orta 1'de başladım çalışmaya. Buna da mı inanmayacaksın? Teneffüslerde her yeri şaklatırdım böyle, o pervazları falan. Böyle çalışırdım ama. Arkadaş sırtı. Yok ki bir arkadaşımız şaklatalım. Acımaz. No pongas limites a tus sueños. Yani hayallerine limit koyma diyor. Doğru diyor. Jalapeno'yu, içerisindeki biber lezzetini de, acılık derecesini de gerçekten çok beğeniyorum. Türkiye'de yetişiyor zaten artık. Hani giderek çoğalıyor. Belli mevsimlerde bütün pazarlarda oluyor. Bu aralar bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama tabii ki belki ben bunu yayınladığımda pazarlarda jalapeno bulamazsanız o zaman başka biberlerle değiştirebilir. Şöyle aralarından büyükleri ayırdım. Şimdi bunu oymanın kolay bir yöntemini göstereceğim. Şöyle başını alalım. Şöyle uzun ince bir kaşık sapı. Tabii buradan kalın olmasın. Kibarca soktuk. Şöyle ama sıkıyorum ki patlamaz. Çeviriyorum içeride sadece. Şöyle. Evet, bakın. Bende hiç göz nizam yok mu ya? Girdi işte. Daha ne, çok güzel girdi. Ha, tepesi öyle kalmalı mı? Tabii biraz kalacak o. Adettendir. Tam sokulmaz Meksika'da bu. Oh. Güzel oldu. Peynirim de şeymiş, biraz böyle yumuşak bir eritmelik peynirmiş. O yüzden hani bastırınca biberi yırtmadan gitti. Bu mu yener, bu mu yener? Bu. Bu. Bu mu yener, bu mu yener? Öldüm. İstiriye hoş geldiniz.
Bakın be. Öyle seyirciler var ki mesela şuna şey yazıyor, yumurtayı da herkesi ille bir artistlik çırpacak falan. Yani ilkokulda falan da mı hiç arkadaşı tarafından en ufak bir şakaya maruz kalmamış bu insanlar ya. Türk kahvesi nasıl içilir diye bence komik olduğunu düşündüm ki komik bulmak zorunda değil kimse bunu. Bir bölümde doğaçlama çıkan bir şey var. Türk kahvesi böyle içilir. Serçe parmağı böyle yapacaksın. Boynunu böyle yapacaksın. Bak böyle olacak, böyle kaplumbağa gibi olacaksın falan diyorum. Yanda çizimler çıkıyor. Bu ne kadar ciddi olabilir ya? Senden mi öğreneceğiz Türk kahvesi içmeyi falan? Of, ciddi sandılar beni. Ya beni tanıyıp tanımamaları da önemli değil. Böyle bir şey nasıl ciddi olabilir ya? Olamaz. Çocukken de yükseldiğim konsept buydu. Tarife sadece bir şey ekliyoruz. Dört olsun. Ama bunun sonucunda çıtırlık ve birçok baharatın toplamı olan ekstra birçok lezzet koymuş oluyoruz. Zaten tabii ki Doritoslu tarif deyince akla kırılmış Doritos'un bir şeylerle kaplanması geliyor. Evet, bugün ben de öyle yapacağım. Bazı tariflere böyle Doritos'u atıyorum sandviçin içine, hot dog'un içine falan koyuyorlar. Arada böyle hatta çiğ köfteye bile koyuyorlar. Biliyorsunuz ki bayağı fenomen. Bunlar yemelik. Bunlar ezmelik. Doritoslu tariflerde Doritos'un büyüklüğü çok önemli. Ne istediğinize göre değişir bu. Şimdi ben bu tarifte iki ayrı Doritos büyüklüğü kullanacağım. Birini robotla un gibi yapacağım. Diğerini orta boy dişe gelecek şekilde yapacağım. Önce una, dişi çok cilalı gibi ya biberin. O yüzden bir önden una bulamakta fayda var. Hani tavuk gibi, et gibi yumurtayı tutacak bir şey olsa gerek yok da. Böyle bile yenir de. İlk tarifimiz hazır. Jalapenolu, kaşar dolgulu, Doritoslu çok iyi görünüyorlar. Ama şimdi biraz daha bizden, biraz daha paçangaya bir göz kırptığımız bir şey daha yapacağım. Büyük ihtimalle ağzım yanacak biraz. Çok da acı değil mesela. Ha ya da pişince mi azalıyor acılı? Çok tadında bir acı. Şimdi asıl tarife geçiyoruz. Aslında paçanga diyebiliriz. Tek atımlık bir paçanga. O yüzden muska şeklinde yapalım dedik. Birazcık pastırma. Ve kaşar. Yufkaları böyle şerit olarak kestim. Yani yalan söylediğim çok belli değil mi? Yüksel kes diye. Evet. Muska şekli yapmak. Şöyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra bela. Sonra bela. Sonra bela. Sonra bela. Yok bak, ortaya yaptın. Nasıl? Arkada poplu kaldı. Böyle mi? Sonra bela. Bu şey artık sargı bezi. Ya of ya. Güzel işte şu an. Aa, çok muntazam. Hayır, o sonuç olarak oluyor ama yani kendi tarzınla yapıyorsun. Karıştı. İşte okulda da benim hep böyleydi. Matematik yapıyorum. Sonuç doğru. Kendine has bir tarz. Ben ezberci eğit. Ben Finlandiya'da doğup büyüsem şu an profesördüm ya. Hem de matematik profesörüydüm ya. Ezber 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 ezber. Ya bana sebebini söyle. Niye ezberliyorum ben bunu? Neyi niye ezberliyorum ya? Sebebini söyle. Söyle, bir mantık kur. Örnek ver. Bir şey ver. Bu böyle. Tipler yanımda diye biliyorlar. Neye göre biliyorsun? Ezberlemiş. Yapıyor. Ya... Nefret ediyorum ezberci eğitimden. Oldu, tamam. Gayet de güzel oldu işte. Al. Bunu neden üçgen yaptım? Bakın şimdi, bakın. Çünkü... Anladın? Şimdi anladım. Konuğum diyecek ki, aa bir Doritos yiyeyim şuradan diyecek. What? What? Sarayım hepsini, sonra sen sarmıştın. Tamam, devam. Öyle yapalım. Hadi. Kolay ya. Yapmakta bir şey yok. Tık. Hepsini yaptım ben. Yeteneklisin ama biraz disleksi
var gibi sende. Detleksi var mı bende bilmiyorum. Disle deti karıştırdım. Disleksi var çünkü bende. Ama kim anlayacak bu espri? Espri anlamanız için sizde de disleksi olması lazım. Normalde ben hani buladığım şeyleri unla kaplıyorsam veya galeta unuyla vesaire onun içine toz biber, sarımsak tozu, kekik vesaire vesaire bir sürü baharat koyuyorum. Ama şu an burada zaten Doritos kullanarak tüm onları da işin içine Doritos lezzetiyle dahil etmiş oluyoruz. O yüzden burada sadece yumurtaya bulayıp kırılmış Doritos'a banmak kalıyor ve kaplamalı. Bütün tariflerimde belirtmişimdir. Ama tabii ki yine belirtiyorum. Belki ilk defa izliyorsunuzdur. O yüzden sıfırdan söylüyorum. Kaplamalı şeyleri böyle ekstradan üstüne bastırarak iyice yapışmasını sağlayınca her yanı kaplı bir ürününüz oluyor. Kaplamadaki yumurtalı el ve kaplamadaki kuru el diye ikiye ayırırsanız güzel olur. Çünkü bu yumurtalı el bunları ıslattıkça ıslanan Doritos artık yapışmamaya başlıyor. Bu da çok önemli. Mesela büyük böyle sürekli kaplamalı tavuklar vesaire üreten restoranların o kaplama havuzları çok büyük o yüzden. Un mesela. Un ama biz evde yapıyoruz ya. Azıcık un. Orada bir kısmı ıslanıyor, bir şey oluyor. Aslında belki de yüzde olarak biz 4 tavuğa daha çok un harcıyoruz. Orada büyük şeyin içinde bam 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 yapıveriyorlar. Kuru kuru gidiyor iş. Yalnız mükemmel bir şey yiyeceğiz Yüksel, farkındasın değil mi? Ne bu? Paçitos. Paçanga Doritos. Güzel. Ya bu kızın var ya kafa Zeho. Güzel ya, ben beğendim bu ismi. Paçitos diyorum ben buna. İsmi konmuştur. Paçitos. Daha çıtır bir ürün yemek istiyoruz ya, asıl amacımız bu ya. Burada yumurtalı beklediği halini ne kadar minimumda tutarsak o kadar daha çıtır oluyor. Yani çekime müsait pek değil. Çirkin. Işık kötü. Tepeden gıdılı gibi çıkıyorum. Fitim ben. Orada gıdılı çıkıyorum. O yüzden yani normalde yapılması gereken siz evde yapın atın. Yapın atın. Çok iyi görünüyorlar. Yani herhangi bir içli böreği Doritos'la kaplama fikri ne olursun çık aklımdan. Sonuç olarak Doritos'la börekler daha güzel oluyor. Paçitos. Yüksel, delireceksin. Burada da sweet chili sosum var. Bakın abartmıyorum. Çok iyi. Bir de yufkamız çok güzelmiş. Lezzeti var ya resmen yufkanın. Pastırma da güzel. Yediğimiz şeylerden aldığımız hazın altında bazı tatminler var ya işte çıtırlık, sululuk, yağlılık gibi. Bir böreğin Doritos'la kaplı hali bütün hazların hepsini ulaşabilmiş hale getirdi bir böreği. Çünkü börek hep bir aşağıda kalır. Çok iyi bir çıtır tavuk burger hazını veriyor. Bu bir fikir sonuç olarak. Top artık sizde. Ben paçangayı böyle geliştirdim. Sizden bekliyorum. Lütfen bana yollayın. Doritos'la daha güzel olan lezzetleri ve yaratıcılığınızı bekliyorum. Şaşırtın beni be. Bekliyorum DM'den. Çok iyi. Sen de yap, güzel oluyor. Demin ne söylemiştim sana.